3 kümenin olduğu bir yerde kaç bölge vardır? A, B, C, X, Y, Z, T, K ile isimlendirmişim. Toplam 8 bölge. Siz böyle 3 kümeli bir soru çözdüğünüzde 3 kümeyi yazıp 8 bölgeye bir harf verip 8 bilinmeyenle uğraşıyor olabilirsiniz yanlışlıkla, dikkat edin. O yüzden soruların başını çok iyi okuyun demiştim. Adam seni 8 bilinmeyenle değil, aslında daha az bir bilinmeyenle meşgul ediyor olabilir. Şimdilik bunların bir antrenmanını yapalım ve sizden cevap bekliyorum. Yalnız A dilini bilen, bakın burada ne, A, B, C dedim ya bunlara. A kişi diyorum burada, tamam mı? A insanı demiyorum burada. A tane kişi var. Burada X tane kişi var demek istiyorum, tamam mı? Yalnız A dilini bilen. Yalnız A dili. A. Yalnız B dili. Yalnız C dili. C. A dilini bilmeyen. Süper. B artı C Z K. B dilini bilmeyen. Süper. A C Y K. C dilini bilmeyen. A B X K. Peki A ve B dilini bilen. Arkadaşlar dikkat edin. Bak. A ve B dili diyorum. V diyorum. V. Yani ikisi de olacak bak diyorum. Tamam. İkisini de bilmesini istiyorum. O zaman X artı T. Anladık mı? Bağlaçlara çok dikkat edin. Ve, veya, ya da. Bak bunlara çok dikkat edin demiştik. Peki A ve C dilini bilen. Y ve T süpersiniz. B ve C dilini bilen. Z ve T. Süper. Devam ediyorum. Bunlarla bitmiyor tabii. Yalnız bir dil bilen. Güzel. A artı B artı C. Kişi yalnız bir dil biliyor. Yalnız iki dil bilen. Süper. Üç dili bilen. Güzel. Üç dili bilmeyen. Şimdi bu ucu açık bir şey oldu, değil mi? Üç dili bilmeyen demek aynı anda üç dil demek istiyoruz burada. Tamam mı? Yani T hariç, T hariç hepsi. Ama şu anlamda çıkıyor olabilir. Üç dilden herhangi birini bilmeyen dersen o zaman cevap K. Tamam. Aslında burada bu cümle hangisine daha yakın duruyor? Üç dili bilmeyen dediğim zaman, yani aslında bunun cevabı ne olması lazım? K. Sonuçta buradaki adam hani üç dilden herhangi birini biliyor, değil mi? Üç dili bilmeyen K da diyebiliriz. Ama orada herhangi bir kelimesini eklesek daha güzel olurdu. Tamam. Ekleyelim buraya. Üç dilin herhangi birini bilmeyen. Peki, şunlar çok önemli, çok önemli, dikkat edin. En çok bir dil bilen. Bir kişi mi söyleyecek? Başka kimse söyleyemiyor mu? Sizi döverim bak. Ne kadar konuştuk hep. Galatasaray en çok bir gol atacak derken ne demek istiyorum? Ya bir gol atacak ya hiç atmayacak. Anladık. Aynen. En az en çok kelimeleri geçtiği zaman lütfen çok dikkat edin demiştim. Aynen öyle. Bir dil bilenleri istiyor mu? İstiyor. Ama en çok bir dil diyor. O zaman hiç bilmeyenleri de istiyor diyeceğiz. Anladık? Peki en az iki dil bilen X, Y, Z İki dil biliyor ama en az iki dil dedin sen bana. O zaman üç dil bilse de kabul diye konuşarak devam edin, tamam mı? En az bir dil bilen. K hariç hepsi. Çok güzel. Biz yazalım yine de onu. A, B, C, X, Y, Z ve T. K hariç hepsi. Peki en çok iki dil bilen.
T hariç hepsi demek istiyorsunuz değil mi? Yani A, B, C, X, Y, Z ve K. Anladık mı arkadaşlar? Bunlara çok dikkat edeceğiz. Sorular içerisinde geçiyor. Şimdi anlayacağız anlayıp anlamadığınızı. Hadi bakalım. Bekliyorum. On iki diyen var, sekiz diyen var. Bir 12 daha geldi. Evet, birçok kişi 12 buluyor. Peki bakalım. Herkesin ABC dillerinden çok dikkat et ne diyor? En çok birini bildiği bir sınıfta. Yani arkadaşım burada ABC dillerinden bir dil bilenler var ama en çok bir dil. Yani iki dil bilen yok. Bakın buralar yok iki dil bilen. Üç dil bilen yok. Dolayısıyla buralara fazladan harf vermenin bir anlamı yok. Yani en çok bir dil biliyor diyorsa ya bir dil bilecek ya hiç bilmeyecek. O zaman ben buralara isim vereyim. Burada A kişi olsun, burada B kişi olsun, burada C kişi, burada D kişi olsun. Yani 4 tane bilinmeyenle bu soruyu çözüyoruz. Dikkat edin. Tamam. Yoksa 8 yere de harf veriyor öğrenci. Dolayısıyla karıştırıyor her şeyi birbirine. Bu tarz sorularda inadını da hep en sonda verirler. Bu sınıftan 2 kişi ise diyor bu 3 dili de bilmediğine göre diyor. Yani bize neyi vermiş? D'yi vermiş. 2 kişi olarak. Tamam mı? D dediğimiz şey 2. O zaman 3 bilinmeyen kaldı. A, B, C. Şimdi başlıyorum. A dilini bilmeyen kaç? 10 kişi. O da ne demektir? A dilini bilmeyenler kimdir arkadaşlar? B artı C artı 2. Bunlar 10 kişiymiş diyor. Peki B dilini bilmeyenleri vermiş. Bir de C dilini bilmeyenleri vermiş bize. B dilini bilmeyenler 13. C dilini bilmeyenler 15. B dilini bilmeyen demek ne demek? A artı C artı 2. Dışındakiler yani. Burası kaçmış? 13. Peki buraya bakalım. C dilini bilmeyen, C'nin dışı yani. A artı B artı 2. O da kaç kişiymiş diyor? 15. Peki bu ikilerin hepsini karşıya attığımızı farz edelim. Atalım hatta. B artı C nedir? Hocam 8. A artı C nedir? 11. A artı B nedir? 13. Şimdi bu denklem sistemini çözeceğiz. Ne soruyor bize? A dilini bilen yani A'yı soruyor. Dikkat edeceğiz. Mesela şu üsttekini eksiyle çarpalım. Taraf tarafa toplayalım. Dolayısıyla eksi, eksi, eksi oldu mu bunlar? B'ler gitti. C'ler gitti. Topladığım zaman burası 2A geldi. Şurası 24 geldi hocam. 8 çıkarttım. 16. 2A 16 ise A hocam 8'dir diyebiliriz. Anladık mı arkadaşlar? Biraz 12'ler çoğunluktaydı ilk başta ama. Hocam ben orada 2'yi 1 olarak okudum. Ben ne olarak okudun? 1 olarak. Güzel. Birileri okuyamayacak ki. Tamam, moral bozmak yok. Buralara dikkat edeceğiz işte. Tamam. Hata yapalım. Güzel bir şey. Yani buradan bunu bile hani bazen okuyamıyormuşuz diye kendi derslerimizi çıkartalım hep. Tamam. Dikkat edelim bunlara. Evet. Sıradaki soru gelsin. Ben mi siz mi? Hadi bakalım. Hocam, olabilir. Hı-hı. Şimdi gözlüklüler, gözlüksüzler, kızlar, erkekler. 4 tane küme varmış gibi duruyor ama öyle 4 küme çizerek değil, tablo yardımıyla yapmamız lazım. Tabloda göstermemiz lazım. Çünkü zaten bir insan hem gözlüklü hem gözlüksüz olamaz. Bir insan hem kız hem erkek olamaz gibi tabloda biz bunları göstersek daha sade olarak göstermiş oluruz.
Yani ne demek istiyorum? Mesela bunlar gözlüklüler olsun, bunlar gözlüksüzler olsun. Tamam mı? Bunlar kızlar olsun, bunlar erkekler olsun. Ve buralara isim verelim. Burada A kişi olsun, burada B kişi olsun, burada C kişi, burada D kişi olsun. Şimdi A ne demek mesela? Gözlüklü kızlar. B ne demek? Gözlüklü erkekler. C ne demek? Gözlüksüz kızlar gibi. Şimdi bu verdiklerimle neler yazabilirim? 18 kişi gözlüklüdür diyor. Gözlüklüler burada şunların toplamı değil mi arkadaşlar? A ve B. Gözlüklüler bu satırın toplamı değil mi? A artı B. Neymiş? 18. Gözlüksüzler 23 kişiymiş diyor. Yani bunların toplamı değil mi? C artı D. 23. E ben hocam bunları toplarsam zaten yani A artı B artı C artı D 41 olarak bütün sınıfı bulmaz mıyım? Çünkü bu sınıf gözlüklüler ve gözlüksüzlerden oluşuyor. Bir şey daha vermiş bana. 32 kişi de gözlüklü veya erkek. Arkadaşlar veya diyor. Ne demek bu? Gözlüklülerle erkeklerin birleşim kümesi. Dikkat et. Gözlüklülerle erkeklerin birleşim kümesi. Yani A artı B ile B artı D falan değil. Bak birleştirmek demek toplamak demek değildi. Birleştirmek demek bir araya getirmek demek. Tamam. Bunların toplamını vermiş yani bana. A, B artı D. Neymiş? 32. Şimdi ben bu iki denkleme baktığım zaman bir şey bulabiliyorum. Ne bulabiliyorum? Çıkarttığım zaman hocam C çıkıyor karşıma. O da nedir? 9. Demek ki C'yi buldum. Burası 9'muş. Ne soruyorsun sen bana? Gözlüksüz kız öğrenci. Arkadaşlar gözlüksüz kız öğrenci demek aynı zamanda şurada gizli bir ne var? V var. Ama yazmaya gerek yok. Gözlüksüz ve kız. Yani gözlüksüz kız aslında neyi soruyor bize? C'yi soruyor. Onu da zaten biraz önce bulduk. Neymiş o da? 9. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Süper. Yüzdelere geldik şimdi. Yüzdeli olarak verilirse kümeler bize. Ben onu şurada bir anlatmak istiyorum size. Önce bir hani soruyu değil de bir şeyler anlatmak istiyorum. Bir iyi dinleyin beni. Arkadaşlar şimdi ben size desem ki bir sporcu sınıfının işte %70'i futbol oynuyor. %50'si basketbol oynuyor dersem. Şimdi hocam normalde bu şu. Futbolcular bunlar olsun. Basketbolcular bunlar olsun. Biz normalde ne yapıyorduk hocam? Burada A kişi olsun. Burada B kişi olsun. Burada C kişi olsun. Dışarıya da D diyorduk değil mi? Ama ne demiştim? Soruya başlangıçlara dikkat edin. Ne dedim? Sporcu sınıfının. Yani spor yapmayan yok. Dışarıda eleman yok. Buradan onu anlıyorum değil mi? Peki. O zaman adam bana ne vermiş? Futbolcular sınıfın %70'ini oluşturuyor. Yani futbolcular A artı B kişi değil mi? Bu sınıfın %70'ini oluşturuyor hocam. Basketbolcular B artı C değil mi? Sınıfın %50'sini oluşturuyor. Peki ben burada başka bir veri daha biliyor muyum? Biliyorum. Ne? Bütün sınıf %100 demek değil mi? Bütün sınıfta A artı B artı C. Öncelikle ben şunları bir toplayayım mı isterseniz? A artı 2B artı C eşittir. %120 yapıyor değil mi? Bir fazlalık var. %100 çıkması lazım hocam diyor bazı öğrenciler. O fazlalık nereden geliyor arkadaşlar? Normalde bu bütün sınıf A artı B artı C idi değil mi? Yani sınıf %100'dü. O fazlalık ne kadar fazlalık? %20 kadar fazlalık. Neyden kaynaklanıyor fazlalık işte? Çıkarttığın zaman B kalıyor bir tek. Demek ki B sınıfın %20'sini oluşturuyor diyebiliyoruz. Peki B'yi geldim yerine yazdım. %20'ymiş. Futbolcular neydi? %70'ti. %20'si ortada olduğuna göre burada ne kaldı o zaman? %50. Basketçiler %50 idi. %20'si ortada olduğuna göre burada ne kaldı? %30. Toplarsan hepsini sınıf %100 oldu işte. Şimdi bakın geniş geniş anlattım ama siz sınavda, soruda bunu böyle yapmayacaksınız tabii. Nasıl yapacaksınız? Hocam iki şey verildiyse bana ben bunları direkt toplarım. %120, 120. 100'ün üzerine ne kadar çıkmışsın? %20. O zaman ortası
%20'dir diyeceksin ve ortaya %20'yi yapıştıracaksın, başlayacaksın çözmeye, diğer tarafları da ayarlayacaksın. Ama ne zaman bu? Dışarıda eleman yoksa. Anladınız mı? Çünkü bazen dışarıda da eleman olabilir. Ne demek istiyorum? Ben size bu soruyu şöyle başlasaydım. Sporcu sınıfının değil de bir sınıfın diye başlasaydım soruya. %70'i futbol, %50'si basketbol oynamaktadır. Bir şey daha veriyorum. Şimdi bu sınıfta spor yapmayan da olabilir. Spor bölümünden bahsetmiyoruz sonuçta. Ve diyorum ki bu sınıfın %10'u da spor yapmamaktadır diye başlıyorsam soruya. Sen hemen başladın şimdi. Açıklamasını yapalım önce. Sen hemen başladın. Hocam futbolcular bunlar, basketbolcular bunlar. Burada A kişi, burada B kişi, burada C kişi olsun. Dışarıda eleman olabilir mi? Olabilir. Çünkü spor yapmayanlar da olabilir. Değil mi? Hatta o spor yapmayanların sayısını da vermiş D'yi. Ne? %10. Şimdi sen bu verilenler ışığında başladın yine diyelim. Tamam mı? Futbolcular %70'ti. Futbolcular neyi burada? A artı B değil mi? %70. Basketçiler B artı C'ydi. %50. Ben bu ikisini topladım hocam. Ne buldum yine? A artı 2B artı C sınıfın %120'sini oluşturuyor. Ben hocam bir de A artı B artı C'yi biliyordum. Neydi? Biraz önce %100'dü. Ama şimdi A artı B artı C nedir? %90'dır. Neden? Çünkü sınıfın %10'u spor yapmıyor. Dışarıda kalmış. O zaman burası %90 diyorsun. Çıkarttığın zaman burada bir tek B kalıyor. Yani fark ne? %30. Ve diyorsun ki o zaman hocam B demek ki %30'muş. Geldin hemen ortaya %30'u yazdın. Futbolcular %70'ti. O zaman buraya %40 kaldı. Basketçiler %50 idi. O zaman buraya %20 kaldı. Dışarıda da zaten %10 vardı. Şimdi bütün sınıfı topla yine. Bütün sınıfı topla yine %100. Özetlersek sen yine burada ne yapacaksın? Hocam ben bunları yine toplarım. Ne zaman? Bir sınıfın diyorsa bunları yine toplarım %120 biraz önceki gibi. Ha, 100'ün üzerine ne kadar çıktıysak diyorduk ama burada bu sefer ne diyeceğim? %10'u spor yapmıyor ya. İçeride ne kadar kalıyor? %90. 90'ın üzerine ne kadar çıktın? %30 kadar. O zaman ortası %30'dur diyeceksin. Anladık mı arkadaşlar? Tepki. %90 şu bak. Yazdığımı gördün mü? Sınıfın %10'u spor yapmamaktadır diyor. Sınıfın %10'u burası mı yani? Şurası mı? O zaman buraya ne kalıyor? %10'u burasıysa %90 burasıdır değil mi? Şurasıdır. %90. Orası da A artı B artı C değil mi? Anladık mı? Ama uzatmayacağız. Ne yapacağız diyorum? Bir sporcu sınıfının diyorsa dışarıda eleman yoktur. Sen topla. 100'ün üzerine ne kadar çıktıysan ortası odur. Bir sınıfın diye başlıyorsa yine topla %120 ama dikkat et dışarıda eleman varsa ne kadar dışarıda? %10. O zaman %90'ı içeride. 90'ın üzerine ne kadar çıktıysan ortası odur diyerek sınavda hızlı bir şekilde buraları halletmen lazım. Bak şimdi bir pratiklik yapalım mı? Mesela ben sana desem ki voleybol oynayanlar sınıfın %60'ı, tenis oynayanlar sınıfın %50'si atıyorum kafadan. Bir de spor yapmayanlar sınıfın %30'u olsun. Tamam mı? Sen şimdi buradan ne yapabilirsin? Şöyle gösteriyorum şurada, tamam mı? Hemen başlıyorum yapmaya. Hocam ben ne yapıyorum? Bunları direkt topluyorum. Ne? %110. 100'ün üzerine ne kadar çıktıysam demiyorum. Çünkü bu sınıfın kardeşim %30'u spor yapmıyor. %70 kaldı geriye. %70'in üzerine ne kadar çıkmış demek ki onu sorgularım. %40. O zaman ortası odur diyorum. %40. Hemen geliyorum. Voleybolcular %60'tı. %40 ortasıysa buraya %20 kaldı. Tenisçiler %50 idi. Ortası %40'sa buraya %10 kaldı. Dikkat edin şimdi. %30, %10, %40 ve %20. Hepsini topla %100 oldu işte sınıf. Tamam. Çok önemli bir ayrıntı. Şuna dikkat edeceğiz. Dışarıda eleman var mı yok mu?
Tamam. Sporcu sınıfı diye başlasaydı direkt derdim ki 100'ün üzerine ne kadar çıktıysa ortası odur. Anladık mı arkadaşlar? Evet, bu anlattıklarım kolay. Bu anlattıklarım kolay bir şey. Sadece sınavda bunlarla uğraşmayın diye anlatıyorum. Tamam? Söyle. Diyebilirsin canım, diyebilirsin. Ama dışarıda eleman var mı yok mu? Yani biraz olur olur, niye olmasın? Sen bütün sınıfa 100 x diyerek başlayabilirsin. Ben de bütün sınıfa %100 diyorum burada. Fark etmiyor. Ben %100 diyorum, sen 100 x diyorsun. Tamam? Aynı şey olmuş oluyor. Buyurun. Geleceğim şimdi. Üstte örnek var. Önce ben anlatayım dedim. Şimdi örneğine geliyorum. Hatta örnek sizin. Bana şunu söyleyin. İlk anlattığımıma giriyor bu, ikinci anlattığımıma giriyor bu. Önce ona iyi karar vereceksiniz, tamam mı? Süper. Sen sadece kümeleri çiz, içini yüzdeler cinsinden doldur. Ya da istiyorsan 100x diyerek doldur, tamam mı? Hiç önemli değil. ...21 diyorsun. 22 geldi. 24 de geldi. 14 geldi. Oo, çok çeşit cevaplar olmaya başladı. Peki. Başlayalım mı? %65'i İngilizceden... ...%45'i matematikten... ...dikkat et... ...başarılıdır. Bu sınıfın %20'si her iki dersten... başarısızdır. Bu sınıfta her iki dersten başarılı olduğuna göre İngilizceden başarılıları soruyor. Yani bak, başarılılar deyip duruyoruz hep. Başarılıların kümesini yapıyorum o zaman. Şöyle yapalım. Bu İngilizceden başarılılar, bu matematikten başarılılar olsun. Tamam. Her iki dersten, bu sınıfın %20'si iki dersten başarısız diyor. O zaman bu sınıfın %20'si dışarıda. Doğru mu? İçeride çünkü başarılılar var. Peki ben İngilizce ve matematik ikisini birden topladığım zaman ne buluyorum? %65 ile %45'i topladın. %110. Fazla geldi. Kaçın üzerine diyoruz? Hani 100'ün üzerine diyorduk ya, ama biz burada ne diyeceğiz? Hocam %20 dışarıdaysa %80 içeride. O zaman diyorum ki %80'in üzerine ne kadar çıkmış? 30 kadar. O zaman sınıfın %30'u burasıdır. Ve devam ediyorum. İngilizceden başarılı olanlar %65'ti. O zaman %35 buraya kaldı. Matematikten başarılı olanlar %45'ti. O zaman buraya %15 kaldı. Ya da istiyorsanız 35x, 30x, 15x, 20x diye ayarlayın bunları. Önemli değil, tamam mı? Şimdi adamın dediğine odaklanıyorum. Bu sınıfta her iki dersten başarılı 18 öğrenci. Arkadaşım, her iki dersten başarılı demek ne demek? %30. Diyor ki sana, bu sınıfın %30'u 18 öğrenciymiş. Ne soruyor? Sadece İngilizceden başarılı. Yani burayı soruyor. Sınıfın %35'i nedir diyor. İ fark M kümesini soruyor yani. Arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. %5'in katı ikisi de. %30'u 18 ise %5'i 6'ya böldüm. %5'i 3 öğrencidir. 7 ile çarptım. %35'i 7 ile çarptım. 21 öğrencidir diye yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi x cinsinden de gidip yapabilirsiniz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani olay şu yüzdeleri buraya hemen hızlı bir şekilde yazabilmek. Ama hangi soru tipine giriyor ona dikkat edeceğim. Bir sınıftaki öğrencilerin diye başlıyor. Sporcu sınıfı demiyor. Bir sınıf diyor. Bu sınıftakilerin %20'si İki dersten de başarısız demesi demek dışarıda eleman vardır demektir diyeceğiz. Peki arkadaşlar, son sorumuz ve çok güzel bir soru. Kolay kolay herkes yapamıyor. Ben mi siz mi? Vay, hadi bakalım. Tamam, biraz vakit vereyim. Yapmak isteyenler var çünkü. Bakalım. Şu an 77 kişi ders dinliyor. İyi. 210. Peki. Başka? 142. 210 diyen var. 142 diyen var.
Bazı arkadaşlar bekle diyor. 210 tekrar geldi. 237 yazmış biri. 210 üçüncüye geldi. Yoksa dördüncüye mi? 4. Yapan var mı daha? Bekleyeyim mi? Tamam, yapıyoruz şimdi. Dinleyin. Bir A kümesinin elemanlarının %30'u B kümesinin elemanı değildir diyor. Şimdi önce bir kümeleri çizeyim, tane tane gidelim. Şu A kümemiz olsun, şu B kümemiz olsun. Şimdi A kümesinin elemanlarının %30'u B kümesinin elemanı değildir diyor. Dikkat et. Şimdi A kümesinin elemanlarının %30'unu alabilmem lazım değil mi? A kümesinin elemanlarına bir şey diyeyim. Bilmem kaç x diyeyim. Hocam 100x diyelim. Tamam diyebilirsin ama 10x de diyebilirsin canım. Ben mesela buraya 10x diyeyim. Fark eder mi? Küçük sayılarla uğraşalım. 10x diyeyim. %30'u ne yapar? 3x. Bu 3x nedir diyor? B kümesinin elemanı değildir. B kümesinin elemanı değilse o 3x nerededir? Buradadır. Doğru mu? A kümesinin elemanları 10x değil miydi? 3x buradaysa o zaman ortası 7x'tir. Doğru mu? A kümesinin toplam 10x elemanı var çünkü. Peki devam ediyorum. B kümesinin eleman sayısına bir şey diyelim. Ama ne diyor? B kümesinin elemanlarının ise %30'u, onun da %30'unu alabileyim. O zaman onun elemanlarını da 10y diyelim mi? Kaç olduğunu bilmiyoruz. %30'u nedir? 3y. %30'u A kümesinin elemanıdır burada diyor. Dikkat et. Tamam. Yukarıda değildir diyor. Burada elemanıdır diyor. B kümesinin elemanlarının %30'u yani 3y'si A kümesinin elemanıdır. O zaman 3y burasıdır. Doğru mu? Kalan 7y de burasıdır. Ortaya bakın. Ortasını ne diyorduk? Ortası nedir dedik? 7x. Ama öbürkü ne dedi? Hayır efendim ortası 3y'dir diyor. Bunlar aynı şey değil mi o zaman? Yani 7x'in 3y'ye eşit olduğunu anladın burada. Birbirinin cinsinden yazmaya çalıştım. Peki orantıdan hatırlarsın. X'e ne derdik? Karşı tarafın kat sayısı olan 3k. Y'ye ne deriz? Karşı tarafın kat sayısı olan 7k. Yani x ve y gibi iki bilinmeyenden kurtuldum. Tek bilinmeyen cinsinden yazmaya çalışıyorum burayı. Tamam mı? Şimdi geldim şu kümeleri bir daha çiziyorum. Karışmasın orası diye. A, B kümesi. Burası neydi arkadaşlar? A kümesinin sadece A. A fark B yani 3x. X ne? 3k. Değil mi? X 3k. O zaman buraya ne kaldı? 9k. Ortası neydi mesela? Ya 7x'de ya 3y'de. Fark etmez. Ne diyelim? 7x diyelim. 7x. X neydi? 3k. O zaman burası ne oldu? 7 kere 3k. 21k. Peki burası neydi? 7y. 7y. Y neydi? 7k. O zaman 7 kere 7k. 49k. Demek ki burası da 49k'ymış. Şimdi bana ne diyorsun sen? A kesişim B kümesinin 63 elemanı varmış. A kesişim B kümesi burası değil mi? Burası 63'müş. Yani 21k 63 ise k nedir buradan? 3. O zaman k 3 ise hatta şöyle yapalım uzatmayalım. A birleşim B'yi soruyor bize eleman sayısını. A birleşim B hepsinin toplamı değil mi? Hepsinin toplamı ne yapıyor? 79k. K neydi? Bulduk yukarıda. 3'tü. 79 çarpı 3, 237. Anladık mı arkadaşlar? Bir kişi bulmuştu, tebrik ediyorum onu. Anlaşıldı mı? Sorusu olan? Soru. Süpersiniz. Sorusu olan yok o zaman. Güzel bir soru. Sadece, ya şu kelimelere dikkat edin diyor adam sana. Dikkat et. Bir de hani %30'unu alacaksın ya, ya 10x'te ya 100x'te bir şey diyebilmen lazım. Adım adım şunları yazıyorsun, çiziyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Tamam mı arkadaşlar? Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum o zaman size. Güzel katılım sergilediniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.